Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte DLC 21'de çok güzel bir challenge ile karşınızdayım. Aslında challenge'a cezalı içerikler falan katmak isterdim ama cezalı içeriklerin dışında bugün kutularda sevmediğim oyuncular değil miyim de hani çok az kullandığım oyuncuları şuraya koydum. Bu oyuncuların çoğu zaten efsanevi. Bu oyunculardan arkadaşlar bir çekiliş yapacağım. Her maçtan önce 2 tane çekeceğim ve toplamda 4 ya da 6 tane oyuncu satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Satmayı serbest bırakmayı düşünüyorum. Bakalım hangi oyuncular gelecek. Tahminlerinizi bekliyorum. Öncelikle bu videoya güzel bir like atın. Değişik challenge önerilerinizi, şu kavanoz, kutu vesaire önerilerinizi bekliyorum. Şunu burada tutayım. Şundan bahsedeyim arkadaşlar. Kavanozda olan oyuncuları söyleyeceğim. Sizler de tahminlerinizi lütfen yazınız. Himenizi koydum içeriye. Onun dışında Harry Maguire var gibi. Yok pardon. Di Maria var, Pjanic var, Chiellini var. Sandro var, Lukaku var, Modric var. Onun dışında kim var? Cancelo var gibi, emin değilim. Coutinho var ve Suarez var arkadaşlar. Firmino'yu koydum mu hatırlamıyorum ama düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Güzel bir like sayısı bekliyorum. Umarım güzel bir like olur haftanın ilk günü. İçerik konusunda sıkıntı yaşamak adına böyle challenge'lar başlatacağım. Şöyle kahvemi yudumladıktan sonra güzel bir şekilde ilk challenge'ımızı yapalım. Ondan sonra hangi oyuncuları satılıp satılmayacağına hep birlikte karar veririm. İki tane oyuncu ile başlayacağız. Çok heyecanlıyım hangi oyuncuların satılıp satılmayacağı ile ilgili. Ondan sonra arkadaşlar totalde aynen 6 tane satalım ve rastgele karıştırıyorum yaklaşık 8 veya 9. Bu ne? Bu boş kağıt bu arada arkadaşlar. Şunu göstereyim. Hemen şöyle başladık. Başladık. Şansımız bakalım hangi oyuncudan yana ilk serbest bırakacağımız oyuncu açıklıyorum. Evet, çok da aslında sevmediğim bir oyuncu oldu. Luis Suarez. Suarez'e veda ediyoruz tabii, böyle gözükmüyor. Şöyle tutsam da gözükmüyor ama Luis Suarez ilk satılan oyuncu oldu. Onun yerine alternatiflerinizi de bekliyorum. Veya hiç oyuncu da almayabilirim bilmiyorum ama değişik bir kadro da kurabilirim açıkçası. Luis Suarez üzülecekler elbette vardır ama kondisyon antrenörü tabii ki de arkadaşlar bu güncellemelerden sonra kondisyon antrenörleri karşımıza çıktı. Biz şöyle kullanmaya devam edelim. Yaklaşık 10.500 şeyim var benim. 10.500 coins'im var ve bir tane daha çektik. Bakalım buradan gelen oyuncu Jimenez gibi ama Coutinho AM pozisyonda bayağı pahalı bir oyuncu gitti Coutinho. Oyuncu serbest bıraktan 90 gene kadar da yükseltmiştim. Bayağı bayağı yükseltmiştim ama Coutinho'ya da elveda dedik. Neredesin ya? Göremedim. Abi bir şey diyeyim mi? En iyi oyunculardan bir tanesiydi ama ona da veda edeceğiz gibi kondisyon yaptık. Hadi bakalım. Şimdi mücadelemizi yapacağız arkadaşlar. Mücadelenin ardından hemen güzel bir şekilde tekrardan oyuncularımıza veda edeceğiz. Şöyle durayım. Artık nasıl duracaksam bilmiyorum ama. Kolay bir rakip geldi gibi bu rakibi alt edebileceğimi düşünüyorum. Bundan sonra yine iki tane oyuncu satacağım. Ve arkadaşlar artık coins'i işte bu tarz değişik challenge'lar atmaya çalışacağım. Kanalda ne izlenecekse onlara ağırlık vermeyi düşünüyorum. Paulo Dybala güzel bir pas ama gelmedi. Ya benim böyle nacizane... Aa, kadromu düzenlemedim mi ben? Kadroyu düzenlememiş olabilirim. Casemiro. Mane iyi pas. Aubameyang çok iyi yere. Heung-min Son. Heung-min Son. 1-0 öne geçtik. Rahat bir gol oldu bizim adımıza. Umarım devamını getirebilecek pasları ve pozisyonları bulabiliriz. Luka Modric, Sadio Mane, Aubameyang. Sandro, şimdi Heung-min Son, güzel pas. Aubameyang'a doğru. Aubameyang. Aubameyang. Bir serbest vuruş daha. Devam edeceğiz şimdi Heung-min Son'la kullanacağız. Umarım tehlikeli bir pozisyon yaratabilirim. Son kaleciyi tuttu. İyi bir kontrol açısı olduğunu söyleyebilirim. Sistemden bunu acaba kaça ayarlasam ya bilmiyorum. Oyun içi sesleri biraz da kullanasım gelmiyor değil. Pierre-Emerick Aubameyang hata yapar. 2-0. Yani ne kadar erken giderse benim için o kadar iyi. Skoru 2-0'a getirmeyi başardık ki bizim açımızdan güzel. Bu arada arka full ya şey yaptım. Arkayı full beyaz yaptım. Umarım güzel bir içerik olmuş olabilir. Hazar şimdi Casemiro. Ay istediğim gibi Paulo Dybala. İnternet gitmediği sürece hiçbir şekilde problem yoktu. Umarım internetimde bir sıkıntı falan yaşamam. Paulo Dybala çok güzel şekilde gönderdi Heung-min Son'a. Yani gönderdi demem de gönderemiyor olmam da işte acayip tuhaflıklar. Şimdi David Alaba diyecektim ama Alba'ydı. Şimdi pası Alisson Becker uzun gönderdi. Aubameyang'a doğru. Top bir türlü gelmiyor. Şansım hiç yanımda değil.
Rakip erken kopsun diye elimden geleni yapıyorum ama hani rakip de çok erken kopacakmış gibi durmuyor. Oo, Messi Mane. Mane sakatlandı ve hemen bir değişikliğimizi yapacağız. 3'ü bulduğum takdirde rakibimin çok direneceğini zannetmiyorum. Bu da herhalde 3. golü atacağım pozisyon olacak. Messi kale bomboş, korner. Kornerden deneyelim. Afganistanlı değil mi rakibim? Galiba Afganistanlı. Ay, Heung-min Son'la yanlışlıkla kullandık ya. Neyse ya, iyi kullanır herhalde kornerleri. Casemiro kaleciyi de içeri soktu. Skor 3-0. Rahat bir oyun. Her maçtan sonra ikişer tane oyuncumuzu sileceğimi söylemiştim. Kaan hangi oyuncuların denk geleceğini tabii ki de sizler karar veriyorsunuz. E, kaçtım. Güzel bir galibiyet oldu arkadaşlar. Hemen buradan sezon paslarımızı alalım. Sezon paslarımızı dedik. Sezon pasik ödülümüzü alalım. Mane sakatlanmış. Bu arada kadromu kurmayı da unutmuşum. Tekrardan belirtmek isterim. Mbappe'ler falan oynasın. Ronaldo'yu tabii ki de Kanada oynayacağım. Neymar kalabilir ama şimdilik değil. Arkadaşlar sattım. Giden oyuncular mevcut dedi. Şimdi geldik diğer oyunculara. Bakalım bunlardan kimler gidiyor, kimler kalıyor. Bu arada arkadaşlar bu challenge'ı yaptığım için oyunu da biraz oynayasım geldi. İlk oyuncumuzu seçtik. Abi bir şey diyeyim mi? Çok üzüleceğim. Çok üzüleceğim. Çok üzüleceğim. Ben bu kartı yazmak istememiştim. Ama Van Dijk'a veda ediyorum. Çok üzücü bir durum ama Virgil van Dijk veda ettim. Diğer oyunculardan bir tanesi oldu. Çok üzücü. Ben yanlışlıkla koydum galiba Van Dijk ama abi ne çıkarsa onu satacağız. Yapacak bir şey yok. Artık bazı oyunculardan, klasiklerden kurtulmamız lazım. Çok üzülerek Virgil van Dijk'a da veda etmiş bulunmaktayım. Şimdi diğer bir kartımı çekiyorum. Umarım hiç sevmediğim bir oyuncu gelir. Jimenez falan gelsin istiyorum ama Jimenez de gelmez abi. Şansım hiç olmadığı için bakın sizlerle birlikte bakacağım şu an için. Ve Cancelo geldi. 89-90'lar kadar çıkardığım bir Cancelo vardı. İyi, bakalım 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 bakalım. O da gayet yani yükselttiğim oyuncular nedense geliyor. Bu da değişik bir dezavantaj oldu benim için. Kondisyonla devam edelim. Şu an şey kasmayacağız bu arada. Antrenman XP'si kasmayacağız. Bu bizim için şu an için. Erken bir şey, şu gözlüğü bir takayım ya. Bakın gözlüğümle. Biraz daha bu maçta gözlükle oynayalım. Şöyle mi yapsak? Ya bilemedim. Hadi şöyle yapalım. Aa, maç başlamış. Ne oluyor ya? Maç başlamış. Bir zaman şöyle modumuzu aldık. Bir konsantre modu olsun bu. Böyle kendi kendimize yarattığımız. Messi bak bak bak, kaçtı adam. Kaçtı adam. Ronaldo'ya gelir mi ama gelmedi. Ben hatalar yapacağını düşünüyorum bu arada rakibimin. Çünkü çok da sağlıklı oynayacağını zannetmiyorum. Güzel bir pas. Bu arada Mustafa Cengiz Galatasaray eski başkanı vefat etti. Kendisine de Allah'tan rahmet dileyelim. Sizler aracılığıyla Neymar. Oy, çocuk ne yaptı öyle? Çarşı pazar yaptı bizi. Böyle çok çirkin olduk ya. Gözlük bize yaramadı. Gol yersem gözlüğü çıkartırım. Abi gol yersem gözlüğü çıkartırım dedik. Golü yemedik. Şu an skor 0-0. Trent Alexander-Arnold. Bakalım neler olacak ya, merak etmiyor değilim. Oy, çok iyi yere kesti. Bir şey diyeyim mi size? Çok ballıyım. Ve topu uzun bir şekilde gönderdim. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Navas hata yapar. Hata yapar ama o top geçmedi. Yani biraz daha yavaş olsa 1-0 bulacağız ama bir türlü bulamadık. Çok ilginç. Şimdi ileriye göndermeye çalıştım. Rafael Varane'a doğru. Varane. Oy, ne kontrol ama. Golü yedi. Messi. Golü yedi. De Bruyne. Çok rahat bir gol. Kevin De Bruyne. Golü yene kadar gözünü çıkartmıyorum. Güzel bir sonuç elde ettik. Hadi bakalım. Şimdi Ronaldo'ya doğru gönderdik. Ronaldo, Mbappe. Oy, bir şey yapar dedi ama yapmadı. Şimdi De Bruyne. Çok güzel. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo'dan Alba'ya. Alba'dan tekrardan Ronaldo'ya doğru. Ronaldo ikinci gol için geliyoruz. Tehlikeli geldik. Acayip tehlikeli geldik. Messi bir türlü vuramadı. Casemiro şimdi güzel bir pas. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Ronaldo. Ortası çok iyi. Messi. Abi bir şey diyeyim mi? Bir türlü sonuç elde edemiyoruz. Çok ilginç. 4 tane oyuncu mu sattık? Ne sattık bilmiyorum ama. Ay, gel artık o top ya. Mbappe. Mbappe. Varane. İyi gönderdik. Şimdi 2 geldi. Ronaldo. Ronaldo hadi. Süre yeter mi? Kale boş. Kale boş, eline çarpmasına rağmen hiçbir şey vermedi. Çok ilginç. Mbappe. 2'yi bulduk. Ekrem güle güle.
Ekrem güle güle bizi izliyorsan güle güle 2. Rakip pes etti. Yapacak çok fazla bir şey yok. Elimden geldiği kadarıyla oynasın diye elimden geleni yaptım ama rakibim kaçmayı tercih etti. Yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Hemen son kartlarımı çekeyim. Bundan başka oyuncu herhalde satmayacağım. Bilmiyorum. Belki başka bir videoda başka bir şeyler yaparız ama şöyle elimde zaten kalmış 3-5 kart. Bakalım hangisi geldi. Jimenez'i çekmeyeceğim. Bir şey diyeyim. İnatla çekmeyeceğim. Eminim. Bak Lukaku. Avrupa'nın en iyi forvetlerinden birini de çıkardık. Bu da şansımıza, bu da bizim ballığımız olsun. Lukaku da gitti oyuncu sat kısmından. Lukaku, Lukaku, Lukaku. Neredesin ya? Ha Lukaku. Bir kondisyon daha yaptık. 7'ye 6. Geleni teknik yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle merak etmiyor değiliz. Çekeceğim abi ya. Ne geldiyse artık bahtıma. Şöyle Jimenez'i çekmeyin. Şu mu şu mu? Sağ sol. Sağ yaptık abi. Sağ yaptık abi. Giden oyuncu Miralem Pjanić. Beşiktaş'ın dünyaca ünlü oyuncusu Miralem Pjanić geldi. Bu da üzücü oldu. Ama yapacak bir şey yok. 6 efsanevi sattık. Kutudan çıkanları teknik antrenör yaptık. Ve artık burası da bizim için tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi eğer ilk golü yersem bir tane daha satmayı düşünüyorum. Ama bir tane daha yersem. İlk golü kim? Aynen ilk golü yersem arkadaşlar. Ben bir tane daha oyuncu sileceğim. Bakalım şansımıza ve bahtımıza ilk golü yiyen ekip ben mi olacağım yoksa rakibim mi olacak çok merak ediyorum. Umarım o yer ilk golü ve ben de kaçtı. 1 milyon 730. Hayır kaçmadı. Neden ben böyle kaçtı falan dedim. Paulo Dybala kale boş diye düşündük ama korner ay yapma. Keşke değseydi ve korner olsaydı. Kepa Arrizabalaga. Oo hata yaptı. Hata yaptı. Hata yapma ben çok ağzım ya. Hata yapacağı varsa da yapmıyor. Rafael Varane. Şimdi pasını attı. Jadon Sancho'ya. Sancho'dan Messi'ye doğru gelir diye düşündük ama gelmedi bir türlü. Şimdi Ronaldo pası. Neymar'a doğru. Neymar. Bir tane daha da efsaneyi satmam ya herhalde. Bilmiyorum. Messi zaten sık sık oyuncu alıp satmamız lazım artık arkadaşlar. Çünkü benim gelişime açık. Daha bir sürü oyuncum var. Ya böyle tam sevdiğim oyuncular değil zaten. Hernandez. Avrupa'daki formda oyuncuları da alabilirim. Mbappe. İlk golü biz atacağız gibi. Çok güzel. Messi ile geldik. Messi ortası da iyi. Dybala. Kendi kalesini atıyordu. Çok ilginç. Şimdi biz hemen Messi ile kullanacağız ve Messi abi Messi kullanacak. İyi yere kesersem gol. Ya işte iyi yere kestik de Mbappe o kadar değişik şekilde kafa vurdu ki. Aynısını vurmasın diye bu sefer ön direğe Ronaldo. Ya vur artık çocuk Casemiro. İlk oyuncuyu biz silmiyoruz. Yani en azından oyuncuyu silmiyoruz. Hadi bakalım. Aslında üstlüklerde kaç gol yersem o kadar oyuncu sil challenge de yapabiliriz. Bakalım. Messi. Çok güzel. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Cristiano Ronaldo 2 geldi. Ya bu kadar basit bir hata olmaz ya. Göstere göstere ikinci golü kaçırdık. Yalnız şöyle bir ihtimal var ki kornerleri penaltı gibi kullanan bir bir şey diyeceğim. O kadar ki B'ye basılı tuttum. Casemiro'nun vuracağını bilseydim bu arada yapmazdım onu. Artık ofsayttan çıkar mısın çocuk ya? Çok iyi yeri. İnanılmaz pozisyonlar harcıyorum. Haberiniz yok. İnanılmaz. Bir tane daha harcadık. Şimdi orta geldi. Yine Casemiro bak. Ya. Bir türlü sonuç elde edemiyoruz. Neler kaçırıyoruz neler. Bu arada ikidir beni bu şekilde yanıltıyormuş gibi geliyor ve hiçbir şekilde öne doğru oynamıyor. Şimdi Messi ile geldik tekrardan. Messi. Kepa öyle bir kurtarış yaptı ki hayatını kurtarışı. Sürekli yaptığım taktiği yapayım ya. Başka türlü gol atamıyorum çünkü. B'ye basılı tutarak gol. Gitti gitti. Gitmedi ilginç. Halen maçta kalıyor çok ilginç. 2-0 öndeyiz ve maçta kalıyor. Ben gideceğini zannetmiştim ama tamam, ilk kere bitti.
Rakip kalemi hiç gelmedi. Öyle hatırlıyorum. Tamam. Devam edelim. Casemiro. Şimdi Messi'ye. Messi çok iyi yere. De Bruyne istediğim gibi gelmedi. Varan önüne doğru uzatacak. Jordi Alba geldi. Oradan muhtemelen topu kapacağız ya. Kurtuluşu yok onun çünkü. Bir Ronaldo çalımı. 3 geldi. Bir şey söyleyeyim mi? İyi çıkarırsam 3 geldi. 3. Gitti gitti artık dayanamadı. 11'e 7 6 korner kullandık abi. Rakibi sağdan sildik. Arkadaşlar bir tane daha silme şansımız vardı ama onu sağ olsun rakibim izin vermedi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın bir kış turnuvası var. Kış turnuvasında sizlerle birlikte oynamaya gayret edeceğim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.